Birden hepinize merhaba arkadaşlar. Firewatch sonunda çıkışını yaptı ve ben de oyunu almıştım, bekliyordum hazırda. Ön yüklemeyi de yapmıştım. Oyunun çıkışını, sunulmasını bekliyordum. Oyun sunulduğu gibi de oyuna daldım. Şimdi hemen yeni oyuna başlayacağız arkadaşlar. Şurada müzik ayarlarını, şunları biraz kıstım ama çok kısık oldu mu bilmiyorum. Nasıl oldu bilemiyorum. Bu arada oyunu gerçekten merak ediyorum. Bir bu ormanlarda yangın falan oluyormuş. Onların da gözetmeliğini yapıyormuş bu eleman. Biz de onun hikayesini oynayacağız. Şimdi New Game'e basıyorum. Yeni oyuna şuradan hemen başlıyoruz. Bakalım yeni çıkan bu Firewatch nasılmış? İlk bakış, ilk temas tadında güzel bir oyun olacağını, güzel bir inceleme olacağını düşünüyorum. Evet, oyunumuz başlıyor. Mümkün olduğunca altyazıları falan çevirmeye çalışacağım. Konuyu tamamen anlayalım diye. Oyunun grafikleri, şunlar bunlar, bu görüntüsü falan çok hoşuma gitti. 1975 Colorado'dayız. Boulder. Boulder. İlginç. Ne oluyor şimdi? See Julia. Julia'yı gördün. She's about your age. Senin yaşlarında, 20'lerinde. Güzel giyinmiş. Profesör ve studentlar öğrencilere yakın duruyormuş. Ve gülüyorlarmış bilmem ne. Sen Henry içiyorsunuz, arkadaşlarınızla içiyorsunuz. Ona yaklaşıyorsun. Yaklaşalım. Sarhoşsun. Ne diyeyim ona? What's your you know major? You are pretty diyelim ya. Çok tatlısın diyelim. You are pretty diyorsun. She says cool you. You are not. Şimdi diyor ki, şöyle anlatayım size. You are pretty, sen çok tatlısın diyorsun. O da diyor ki işte cool bir şekilde sen değilsin diyor. Sen işte akşamdan kalma olacaksın falan filan. Sen de kafan karışık bir şekilde ne diyorsun? Biri sana cheeseburger ısmarlamalı diyor kız. Flex down a waiter and 1 week later. Flex down a waiter. Garsonu çağırıyormuş, garsona işaret ediyormuş ve bir hafta sonra sen Julia'nın erkek arkadaşı oluyormuşsun. Bana cheeseburger ısmarlamış. Bu ne? Asansördeyim. Selam. Bu ben oluyorum herhalde. Öyle ya. O ne? Aa. Bu ne lan? Bir şey giydim. Yalnız arkadaşlar, oyunun grafikleri çok hoş ya. Çok tatlı değil mi? Müzik de, arkadan çalan müzik de çok tatlı. Bu arabayı sürebiliyorum deme bana. Harbi sürebiliyorsak var ya. Vay, çantamı arkasına attım lan. Bir sene boyunca çıktınız diyor. Hani seni deli ediyormuş falan filan. Bu harika bir şey. Oraya taşınıyorsun. Apartmanı birlikte, okuluna yakın bir apartmanı, dağları gözetleyen bir yeri birlikte paylaşıyorsunuz. Birlikte bira içiyorsunuz kum şeyde, iskelede. Gerçi sen birayı her yerde içebiliyorsun diyor. Hayat güzel diyor. Evet. Julia köpek almak istiyormuş. Beagle varmış. Julia'nın aşık olduğu küçük bir köpekmiş galiba. Onu onun sınıfına götürmek istiyormuşsun. Bu arada arkadaşlar, oyun biraz şey gibi oldu. İngilizce Türkçe dersi gibi oldu. Sanki böyle çevirme yapmayla uğraşıyormuşum gibi. Şimdi neyse, bu kızla çıkıyormuşuz. Bu köpek istiyormuş. Bir tane de Alman kurdu varmış. Julia'ya hiçbir şey olmazmış o köpekle birlikte yürüyorken. Hangisini alalım ona? Ben Alman kurdu almayı istiyorum. Alman kurdu onu korur mu? Evet, Alman kurdu alacağım ben. Severim Alman kurdunu. Mahem harika bir köpekmiş. Seninle güreşmeyi falan seviyormuş. Parkta Julia ile beraber koşulara gitmeyi seviyormuş. Çok büyükmüş okula götürmek için ama Julia onu seviyormuş yine de. O bizim arkadaşımız, çocuğumuz ve evcil hayvanımız. Hepsi, yani hepsi bir arada. Komple paket bu arkadaşlar. İskelede konuşuyorsunuz, yaz günü 1979, sabah 9.30, yok akşam 9.30. Hava sıcaklığı çöllerden bilmem ne. Orayı çeviremeyeceğim şu anda. Kafam o kadar doldu ki. Çocuklar hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor bana. Çocuklar mı? Çok zeki değiller.
ya da iyi değiller. Kız da diyor ki, ben de diyorum ki hani birkaç tane aptal çocuğumuz, küçük aptal çocuğumuz olsa, yani küçükten yani aptallarımızdan olsa, sen aptal deyince, çok akıllı değil deyince, öyle diyor. Ben de diyorum ki harika olurdu diyorum. Ve eğer bu şekilde olacaksa tabii ki evlenmiş olacağız, evleneceğiz yani. Evet diyor, evet diyorum ben de, bunu severdi, yani bu hoşuma giderdi. Ha, o çocuklar zaten işte berbat bir halde olacaklar ve Nisan'ı bizim birbirimize bağlı olmamız falan filan onlar için daha iyi olacaktır. Evet, ben de diyorum ki sen gayet haklısın. Bu arada arkadaşlar, şu anda arabamızla ormana geldik. Şu müziğin sesini biraz kıssam mı acaba? Kendimi mi duyamıyorum? Siz mi beni duyamıyorsunuz? Ne oluyor? Kimse kimseyi duyamıyor. Bir tuhaf oluyor. Biraz şunu 25 yapacağım. Umarım oyunun başındaki yerler şey olmamıştır. Şey, evet. Şimdi hala sesli abi. Ne yapacağız? Şunları da kısalım biraz. Şimdi sanırım geçmişten şeyleri bize anlatıyor oyun. Yani Julia ile başımızdan geçenleri. O sırada da bizim bu yeni işimize, yani Firewatch, ateş, kırsal alanda ateş gözlemciliği yaptığımız, bu ne lan? Şapka. Bunu ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Takalım bari. Oha, ne karizma olmuş. Şurada aynadan bakma var mı? Yani grafikler falan çok hoş. Yani ne diyordum? İşte şu anda ateş, bu gözlem yapacağımız yere geldik. Bir yandan da eskiden başımızdan geçen, Julia ile başımızdan geçen olayları bize anlatıyor. Tabii biraz böyle çevirmen gibi oldu. Sürekli işte ne olduğunu, ama anlatmamız lazım. Sonuçta anlamamız lazım hepsinin ne olduğunu. Bu arada arkadaşlar, grafikler falan 10 numara. Yani çok böyle çizgi film tadında, değişik, güzelmiş. Sene 1980. Bu Perşembe oluyor değil mi? Perşembe gecesi. Julia ve sen, Perşembe gecesi ve Julia 4 saat gecikti, aramadı, endişelendin, sinirlendin aynı dakika içerisinde. Yatağa girdiğinden hemen sonra o da eve girmiş. Beni mi aldatıyorsun lan? Sarhoş görünmüyor, sarhoş değilmiş. Ama eğlendiği belliymiş halinden. Onunla hemen kavga ediyorsunuz tabii, bilmem ne. Sinirleniyor muyum? İgnoruyor mu diyorum. Umursamam ben. Umurumda olmazsın lan. Birbirinize dokunmuyorsunuz o gece boyunca. Bir sonraki gün kendini suçlu hissediyorsun. Sinirli olduğun için. Ve ona onun gecesini sorduğun için, akşamını sorduğun için. Sormadım ki. Ha, doğru, pardon. Ona kendini suçlu hissediyorsun ve hemen işte soruyorsun o akşamını. O da harika olduğunu söylüyor. You hold on to tiny pill of pill. İlaç mıydı pil? Valla şurada bir karışıklık oldu arkadaşlar. Her neyse, bir şey tutuyorsun. Ha, kahve yapıp eve git, şeye, o işe gidiyorsun. Tamam, kahve yapıp işe gidiyorum. Julia hala çizmeyi seviyor. Onun araştırmalarından şeyler çiziyormuş. Gittiğin her yeri çiziyormuş, seni çiziyormuş. İğmen gibi poz veriyorum. Çiz bakalım. Harika görünüyorsun. Bu kız ölecek mi? Bir şey olacak ama. Valla bir şeyler olacak arkadaşlar. Bu arada harbi diyorum, oyunun grafikler, yani şu bu böyle çizgi film mi diyeyim, böyle böyle bir resim, tablo gibi. Yani gerçekçilikten ziyade, ama çok hoş. Ben de böyle severim orman şu bu. Valla çok hoş görünüyor şu anda. Yürüyoruz bakalım ormanlarda. Bu ne? 8 mor mil mayıs kalmış. 8 mil daha yürüyecekmiş. Bilmem ne yapacakmış. Boşlukla zıplıyormuş. Şu anda bir yandan da oyunu bize öğretiyor. Aa, bu sahneyi hatırlıyorum. Videoda vardı. Dur, ne oldu? 1982. Yaz boyunca sen ve Julia yürümeyi köpekle birlikte. Walking Mayhem. Mayhem köpek değil miydi ya? Her neyse, geceleri yürümeyi seviyormuşsunuz.
Festival varmış şehirde. İnsanları getiriyormuş, uzak yerlerden oraya insanları getiriyormuş. Bir tanesi seni bıçaklamaya çalıştı. Nasıl yani ya? Niye abi? Magyu. Mayhem kaçmış. Mayhem mu fuck the dog. Julia bağırmış. Mayhem mu fuck the dog. Nasıl yani? Konuşurken şey yaşıyormuş, sıkıntı yaşıyormuş, konuşamıyormuş, çok stresliymiş. Saldırgana doğru gitmişsin. Onun ağzını yüzünü kırarım. Ağzını yüzünü kırarım. Kolun kesilmiş. Ama adamı dövmüşsün. Çok güçlü hissetmiyorsun. Polisler gelmeden önce ağlıyordun diyor. Julia sana başka bir yoldan gidelim diye demiş bir sonraki gün. Sen tamam demişsin. Ben de o yoldan gitmek istemiyorum zaten demiş. Sin. O zaman şeyine, nehrin kenarından gitmeye başlamışız. Ya bu kız ölecek ama bak ben size söyleyeyim. Çocuk sahibi olma iş dolayısıyla biraz şey kalmış, geride kalmış. Julia Yale diye bir yerden iş teklifi almış. Connecticut. Bu nasıl okunuyor ya? Her neyse. Ulan kendimi şey gibi hissettim. İngilizce dersinde böyle hani ders şey yapıyoruz ya. Ya 2 mil ötedeymiş. O çalışacağı yer. Departmanda, Associate Departmanda iyi güzel bir işmiş. Gitmek istiyormuş. Sen de istemiyormuşsun. Onun gitmesini isteme. Onu gitmemeye ikna et. Ya da onunla hani şey yaparsa gitmesine falan kabul et. Ben istemiyorum gitmeni lan. Ona şunu söylüyorsun. Diyorsun ki bu eğer gidersen biz arkadaş ama arkadaşım aile kuramayız. O da diyor ki that's bullshit. Ve haklıymış. Yo hiç de haklı değil. Kim? Bir dakika şu parantez içindeki haklı olanı kim diyor abi? Çok sinirlendim şu anda. Evet. Ha o da diyor ki eğer de ben işi almayacaksam sen benimle mi gelmeyeceksin yani? Sen de diyorsun ki evet. Tekrar saçmalık. Ama kız onu kabul etmemeye tercih ediyormuş. 1985. Bu arada 3 sene sonra ben doğuyorum arkadaşlar. Buradan herkese bunu haberi de vermek istiyorum. Julia leave me olmayı kabul et. Julia ne olmuş? Boulder'dan ayrılmayı episode bilmem ne. She lost in the college for borrowing books. It's very important to her research. Valla bunun kolejinde bir problemler olmuş. Bir şeyler olmuş. Arkadaşlar beynim durdu. Vallahi billahi beynim durdu şu anda. Yani bu kadar yazıyı bunları abi bir şeyle yapaydınız. Ne bileyim. Yani bir videoyla, ara videoyla bir şeyle hani biz konuşmayı seçince video girse bir şey olsa yani bunların hepsini kitap okur gibi okuyorum şu anda ve beynim error verdi şu anda. Mavi ekran yani. Harbi mavi ekran verdi ya. Bu nedir? Yeter ya. Vallahi yeter yani. Her neyse şimdi burayı çevirelim arkadaşlar. Julia Boulder'dan ayrılmayı ve para episode bir bölüm karşılığında para almayı istiyormuş. Julia'ya sormuşlar yani teklif etmişler. Kolejde kaybettiği kitaplardan research. Onun araştırmalarına önemliydi falan diyor. Onu 2 gün boyunca hiç bu kadar işte mutlu görmemiştim falan fıstık diye geçiştireceğim orayı. Hiç uğraşamam çünkü. Merdivenlerde ağlarken buldun onu diyor. Makarna yapıp şampanya içip bu olayı unutmak istiyorsun falan filan. Kötü bir olay olmuş galiba ama orayı çeviremedik. Her neyse arkadaşlar. Siz orada videoyu durdurur çevirisini yaparsınız. Vallahi unut gitsin ya. Ve işe yaramıyor. Dallas'ı izlemişiz televizyonda ve uyumuşuz beraber. Çek yatın yani kanepenin üzerinde. Koç. Evet, tekrar ormanımıza döndük arkadaşlar. Burada
kıpırdayamıyorum. Şunu alalım. Bu neymiş? Yüzüğüm de takılı hala. Bu ne lan? Bir dakika, bu ben miyim? Hıp! Kapat abi, ne yapıyorsun? Ulan iyi ben diye poz vermiştik. Hay Allah ya, neyse. Aleme madara olduk ya. Rezil rüsva olduk, neyse. Köpeğimiz yaşlanıyormuş. Artık gümüş saçları aşağıya doğru, sırtından aşağı doğru akıyormuş. Yani asılıyormuş. Sen ve Julia ona gidiyormuşsunuz. Your friends and it feels like nothing. Sen Julia falan gidiyor musunuz? Bara ve arkadaşlarınızı görüyor musunuz? Hiçbir şey değişmemiş gibiymiş. Julia üniversiteye geri dönüyor. 1987. Bu arada Ahmet doğdu ve şu anda 2 yaşında. Burada, buradan sana sevgilerimi yolluyorum. Julia'nın affliction gets worse. Julia hasta galiba. Hiçbir şey hatırlayamıyormuş sınıfında. Araştırmaları işe yaramıyormuş. Arabasını sürüyormuş bir sonraki şehre ve hiçbir sebep olmadan. Ve polis tarafından geri getiriliyormuş. Sanırım kadının kafa, beyler, arkadaşlar, kafa uçmuş. Kafa gidiyor. Eve geliyormuş falan filan. Medikal şeye ihtiyacı varmış. Yardıma ihtiyacı var. Bir gün Julia seni işte aptal, işte doğmamış çocuklarımızı, işte aptal çocuklarımızın babası falan işte çağırıyormuş bilmem ne. Ertesi gün seni tanımıyormuş. Biraz klişe olmadı mı bu ya? Bu olay yani çok olan bir olay. Neyse, kız sanırım kafayı yiyor. Yani kafa gitgeller yaşıyor, hafıza kaybı falan. Seni yatağa çekiyor aşk yapmak için. Aşk yapmak diye çeviriyorum burayı, make love. Yani sevişmek için. 5 dakika sonra da panikliyormuş. Babasının kapıda olduğunu düşünerek. Babasının kapıya geldiğini düşünerek panik yapıyormuş. Onun ailesini anlatıyormuşsun. Avustralya'ya gidiyorlar. They are crushed and didn't make trips. Çok telaşlanıyorlar. Yani acele şey yapıyorlar böyle. Hemen işte evlerinden Avustralya'daki evlerinden oraya geliyor, onu görmeye geliyorlarmış. Belli bir süre sonra arkadaşların geliyorlarmış gününüzü aydınlatmak için. Küçük şeylerle. Kız kötüye gidiyor. She gets worse. Worse. Ve 1988. Yalnız ekran kızardı. 88'de mi ölüyor lan? Günlerini Julia'nın evde Julia'nın etrafında geçiriyorsun. Saniyeleri sayıyorsun. Bu Daniel şeyin, hemşirenin geliştiği arasındaki zamanları sayıyorsun falan. O sana Julia'nın başka bir yerde yaşayabileceğini öneriyor. 24 saatlik Summer with 24. O sana 24 saat boyunca gözetim altında kalabileceği bir yerde yaşamasını tavsiye ediyor. Evde. Bu da sana uyuyormuş birkaç ay boyunca. Onu tabii ki full time hastane gibi bir yere yatırıyormuşsunuz. Çünkü sağlığı önemli ama kurtulabileceğini sanmıyorum. Hala yürüyorum bu arada. Ormanlar, ormanlar. Ne güzel yapmış adamlar ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Evet. Yürüyorum, yürüyorum. Arkadan çalan müzik acaba çok mu sesli? Benim sesim geliyor mu, gelmiyor mu? Ne oluyor hiç bilmiyorum ama. Bu arada üzüldüm ya adamı. Ana geyik. Selam. Umutcan olsa şimdi derdi ki vurabiliyor muyuz abi? Abi tüfek yapalım. Ailesi seninle o konuda anlaşıyorlar. Yani onun götürülmesi full time şeyde durması, medikal bilmem ne hastanede durması ile ilgili. Boulder'da harika bir yer buluyorsun ve onu oraya taşıyorsun, götürüyorsun. Ve onu her gün görüyorsun. Her gün. Bara gidiyorsun eski arkadaşlarına. Eskisi gibi değil.
Arkadaşlarının eşleri onlara diyorlarmış ki eğer sen de beni Henry gibi, Henry'nin karısına yaptığı gibi bir eve kapatırsan senin toplarını keserim. Evet, aynen böyle diyorlarmış. Sen de yavaşça eski arkadaşlarınla artık görüşmemeyi tercih ediyormuşsun. Yani sen dediği ben. Evet, 1989. Bu arada ben 1 yaşındayım arkadaşlar. Julia'nın sister'ı, yani kardeşi Suzan, Boulder'a geliyormuş. Ona yakın olmak için. Onu her gün ziyaret ediyormuş. Sen de onunla birlikte gidiyormuşsun. Suzan sana eski bir şey alıyor. Typewriter, bu şey, daktilo gibi bir şey. Daktilo zaten, evet. Eğer terapist görmeyeceksen bunu kullanabilirsin diye sana tavsiyede bulunuyor. Sen de tabii ki yapmayacaksın. Sen de yani terapiste gitmeyeceksin zaten. O yüzden kullanabilirsin. Zaten Suzan'ı hep sevmişsindi. Sevmişsindi. Ve aylar geçiyor. Köpeğimiz Mayhem ölüyor. Sen Julia'ya onu söylüyorsun ama Julia tabii ki onu hatırlamıyor. Aradan belli... Sometimes it takes a minute to look in your eye. Ha, bazen dakikalar boyu, dakika, bir dakika falan geçiyormuş sana hani bakması, kilitlenmesi. Geri düşüncelerinde, you believe it's because you see her less and less. Ha, bunun ardında da hani sana kilitlenmesi, seni tanımasın tabi uzun sürüyormuş. Senin de tabi düşüncelerinde de şey oluyormuş arkadaşlar. Diyormuş ki, yani düşünüyormuşsun ki bunu işte az az gördüğün için, sürekli azaltarak gördüğün için seni hatırlamaması tabii ki normal oluyormuş falan filan. Ve onu az görmek, seni unutmana, onun seni unutmasına sebep oluyormuş. Bunu düşünüyorsun. Yaz geliyormuş ve sen bir reklam görüyormuşsun, iş reklamı görüyormuşsun gazetede. Ve o işi alıyormuşsun. O işte bu mu yoksa? Ulan kıza ne oldu? Kız orada mı kaldı? Ben ölecek diye bekliyordum. Nasıl yani ya? Vay anasını. Sayın seyirciler, kız ölmeden buraya ulaşmış oluyoruz. Firewatch'umuza. Gözletleme kulemiz. Ne güzel görünüyor lan. O değil de kızı orada bırakıp buraya gelmiş olması, eğer ben yanlış anlamadıysam, bilemiyorum ama yalnız ortam çok güzel arkadaşlar. Biraz şey Long Dark havası sezdim yani grafik olarak. Ama onun dışında yani oyunun şu yazı çevirme olayı biraz gıcıktı. Yani çok böyle okumalı okumalı şeyler. Aynısını sey. Aa, tüp. Evet, geldik bakalım Firewatch'umuza, şeyimize, gözetleme kulemiz. Ateş gözetleyecekmişiz burada. Ne güzelmiş grafikler. Selam. Harita varmış burada. Burada haritaya bakabiliyormuşuz. Bu ne? Yatağımız. Bu ne? Kitap. Bu olay güzel. Bunu Eleanor'dan oradan hatırlıyorum ben. Eleanor'da orada böyle bir şey, objeleri tutup falan bakabiliyorduk. Yaz kitabı ne güzel koydum lan. Bu ne? Yalnız bunun burada... Ha, tamam. Bu şey de şununla alakalı. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Yemek kitabı varmış burada. Sobamız varmış. Radyo. Bu ne? Ha, şey. Neydi lan bunun adı? Bunun adı neydi? Neyse, hatırlamıyorum. Yalnız onu öyle atman hiç hoş olmadı. Şöyle bırakmak yok mu bunu buraya? Bunun içinde dursun. Dur orada. Evet arkadaşlar, oyun yani grafik şu bu, hikaye, kırılmış saat. Hani güzel güzel görünüyor, devam da edebilir. Bu ne? Jeneratör. Işığı yaktım. Ne güzel oldu. Ne? Hayır, yokum ben burada. Yokum. Hayır ya, bir dur arkadaşım. O etrafı keşfediyorum şu anda. Bu arada arkadaşlar, cevap ver diyor. Cevap ver diyor. Ben buradayım diyor. Ben şey falan buradayım diyor. Falan fıstık. Lambayı kullanabiliyormuşuz. Işıkların açık diyor. Cevap ver. Orada olduğunu biliyorum. Ya uyuyorum. Uyuyorum ben.
İyi geceler. Hello, Two Forks, come back. Merhaba, orada mısın Two Fork? Orada mısın? Radyonu al falan diyor. Arkadaşlar, buna devam edeceğim. Şöyle yapalım. Video biraz uzun oldu. İnceleme olarak tutacaktım bunu ama oyunun başı o kadar uzun olduğu için, yani o başımızdan geçen sahneler çok uzun olduğu için biraz şey oldu gibi. Uzun oldu gibi. Bunu seriye bağlamayı düşünüyorum. Çünkü oyun hoşuma gitti. Yani oyunda başımızdan geçecek şeyleri devam ettireceğiz. Bunları yaşayacağız hep beraber. Şimdilik burada bu videoyu bitirelim. İlk bakış, ilk temas olarak hemen oyuna sıcağız, canına dalmış olduk. Devam edeceğim seriye, bunu seriye bağlayacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buralar en iyi oyun arkadaşıdır diyelim. Bunu herkese yayalım, bildirelim. Ve bir sonraki videoda, ikinci bölümde görüşmek üzere diyelim. Bu arada videonun altında bizi takip edebileceğiniz Twitch adresimiz, Facebook hesabımız, grubumuz falan filan hepsi orada bulunmakta. Onları da takip edin, yorumlarınızı yazın, beğenin videoyu, paylaşın, her şeyi yapın arkadaşlar. Ama her şeyi yapın çünkü buradalar en iyi oyun arkadaşıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Firewatch'tan sevgiler, saygılar efendim.